Bu nasıl bir kargo? Bayağı ağırmış. Pek alışık olmadığımız büyüklükte bir kargo değil mi? Evet. Ama ince. Evet. Bu kalın olsaydı düşün neler olmuş olurdu. O zaman iki tane ayakkabı var. Bakalım. Tahminlerinizi yazın arkadaşlar. Dur. Herkese merhabalar. Görünmüyorsun. Kargodan. Evet. Nike'den arkadaşlar çok güzel bir kargomuz var. Şu tarafları pek göstermiyorum çünkü etiketler adres şu bu oluyor. Ama çok ağır ve çok büyük geldi. Aslında çok da bir şey söylememiştim ama böyle gelince sanki çok büyük bir şeyler söylemişim gibi oldu. Maddi değer olarak cidden büyük bir kargo aslında. Ürünler biliyorsunuz artık çığırından çıktı. Dolar arttı, azaldı ama ürünler muhtemelen hep artacak gibi hissediyorum. Evet, neler var tahminleri yazdıysanız hızlıca şimdi kargo açımına gelelim. Ve açalım şurayı, bıçağımı yanında getirmiştim. Evet, sabırsızlandı beni de. Arkadaşlar görüntümüz şöyle. Neler var burada? Ha? Evet, iki tane ayakkabı demiştim. Ama tutturamadın sanki. Biri sence terlik bu... mi? Aynen öyle, biri terlik arkadaşlar. Bir tane neyimiz var? Uf, çok şık ve çok lezzetli bir kutu var. Hiç bu işareti görmedim daha önce. Evet, daha önce hiç görmemiştin değil mi? Şurada bir şey yazıyormuş. Greater than yazıyor. Büyüktür. Smaller than, greater than. İngilizce derslerinde çünkü. Arkadaşlar. On space diyor. Nerede? Şu kutunun. Beyond önünde. Var. On space falan. Çok değişik bir kutu. Ayrıca şeyi de farklı. Plastiği parlak, çok kaygan parlak. Ve parlak. Nike Air Zoom GT Run. Bilmiyorum bunu gördüyseniz Nike'ın sitesinde. Bu senenin güzel ayakkabılarından biri olacak. Gerçi bunu izlediğiniz zaman belki artık yeni seneye de girmiş olabiliriz. Ve bir de... Hoodie. Hoodie mi? Bakalım ne var? Şu aşağı koyayım. Kargomuz bu şekilde. Aslında küçük bak görüyorsun değil mi? Çok da bir şey söylememişim. Sen buna hoodie mi dedin? Ben işte bu üst gibi geldi ama alt mı aldın? Biraz daha yakınmış evet, istersin. Evet, eşortman altı. Evet. Ama herhangi bir eşortman altı mı? Sence? Tek pliz mi almışsın evet. Sonunda lacivert tek pliz olabildin mi? Evet. Arkadaşlar şu an üstümde görmüş olduğunuz sonunda tek plizlerin altı mavisi. Üstü bende vardı fakat bir türlü alt maviyi alamadık. Bende iki takım var. Bir siyah var, bir gri var. Bir de üstün mavisi var. En çok giymeyi sevdiğim eşortmanlardan. Biz zamanında ne kadarları? 250-300'lere almıştık değil mi? Parça başı belki 200'dü. Şimdi parça başı arkadaşlar 1000 hatta bazılarında 1500'e geliyor. Yani 600... Takımını 600'e almıştık. E sonunda da bu şekilde altını da aldım. Yeni çıkanlarını pek beğenmiyordum. Daha böyle çiftli çıktı ya. İşte üstü farklı bir renk, evet, altı farklı bir renk. Evet ben de sevmiyordum. Bu maviyi ne zaman eşimle şey yapsak ah bir alamadık oluyordum. Fakat şu an dokunuyorum bu da değişmiş. Biraz incelmiş biliyor musun? Tabii illaki bence daha dokuları kalın, değişiyor. Ve yani arkadaşlar birçok şey biliyorsunuz alıyorum açıyorum bu kanalda bile neler gösterdik. Hiçbir eşortmanımdan bu şekilde verim alamadım. Bu kadar çok giymedim. Özellikle kışları benim yegane tercih ettiğim eşortmanlar. Şu an... eşinin hediyesiydi onlar. Müjde arkadaşlar eşim bana alıyordu. Ben çok aşırı beğenmemiştim yalan yok. Ben bayılmıştım. Sen bana çok yakıştırdığın için. Ben bayılmıştım. Dedim ki hani bir grisini bir siyahını alacağım. Aynen. Lacivertini de çok işte aldık, istedik alıyoruz, ama... Hadi alacağız dedik. Fiyatlar bir anda uçtu. Biliyorsunuz bu tek fleece'lerin en önemli ve piyasaya kattığı belki şeylerden biri. Şu yan cepleri. Bundan sonra Elsa ve Kiki'den tutun H&M'e kadar bütün markalar bunları kopyaladı. Bu biraz daha akıcı ve ince bir kumaşa sahip şu anda. Bilmiyorum görüntüsünden de anlaşılıyordur. Evet, normalde daha böyle üstündeki tek fleece'in mesela üstü daha böyle kalın kalın ve bir rüzgar geçirmeyen yapıya sahip. Bu biraz daha eşortman geldi. Belki kalite ayrılıyordu. Çünkü 1000 liraydı bu. Hı-hı. Ben hani uyguna buldum. Hemen alayım diye aldım biliyor musun? Ve nasıl oldu? Aldım sepete ekledim bitti. Hı-hı. Sipariş veremedim. 2-3 günde bir kontrol ediyorum. Sürekli işte L, XL onlar hemen bitiyor, geliyor, bitiyor falan. En son bir kez böyle öylesine baktığımda buldum. Takımınla giyersin bence. Aynen. Takımla güzel olur ama şu an biraz farklılaştığını gördüm. Mesela iç cebi de farklı görüyorsun. Şurada para cebi veya telefon cebi olarak tabii kullanılan bir yer var. Tabii biz bunu 3 yıl önce aldık. Tabii neredeyse. 3 yıl oluyor. İlk çıktığı sıralarda. Ondan sonra belli meli de farklı İsmine geldi. İsmine bakayım farklı mı acaba? Şöyle... Slim fit taper leg. Regular. Taper leg dediği yani daha böyle şey olan incelmesi ve sonunda da bu şekilde şeyin oluyor olması. Ama
şey yazmıyor. Ne olduğu mensom yok. Yani direkt olarak bir bilgi yok etiketlerinde. Üstüne fazla bir etiket yok. Şöyle belini ayarlayabileceğiniz ipleri, bağcıkları bu şekilde. Nike logosu. Bizim bağcıklarımız nasıldı? Biraz daha şunlardan, işte bunlardandı. Evet, daha farklılık var ama bence güzel olacak. Videonun sonunda da bunu deneyeceğiz. Sonunda alabildiğime evet, sevindim. Üst lacivertiyle inşallah. Biraz sana da sürpriz yapmak istedim. Bakalım hani nasıl hissedeceksin diye. Bulamıyoruz ya. 1000 lira arkadaşlar bu. Yani öyle ucuz bir şey de değil ama tabii ki Avrupa'ya açık bir site olduğu için Nike'ın sitesi. Tabii Avrupalıların gücü işte bu alıyor belki 70 euro, 50 euro ya. Onun için çok çok kolay bir rakam bunlar. Bizim için fazla. Ve Türkiye'deki Nike'larda da bu yok. Mavi, çiftli mavi var mesela. Daha evet. Açık ve koyu mavi. Onu denemiştin, beğenmemiştik. Evet, yani sanki tayt giymişsin şortun altına gibi oluyor. Benim evet. Hoşuma gitmiyor. Evet, şurada bir tane terliğimiz var. Peki bu terlik hangi terlik? Bana mı acaba? Sence bu kadar büyük bir kutuda sana olabilir mi? Aa! Neler oluyor? Neler oluyor? Sanki bunu, bu ayağımda yok mu? Bunu sanki hediye mi almıştın? Evet arkadaşlar, bunu hediye aldım. Hayatımda giydiğim en güzel ve en rahat terlik. Hatırlarsanız bir önceki videoda da eşime almıştım aynısını. Türkiye'de yok, sadece Nike.com'da var. Bazı sitelere gelmiş ama çok çabuk bitmiş. İşte Sneaksup'da var, şurada burada var. Fakat büyük numaraları yok. Zamanında gelmiş ve bitmiş. Fiyatları da oldukça pahalı. 400 liraya yakın. Büyük numara almışsın. Şöyle 45 yoktu, 46 aldım ama bu bana bile olur. Ve alacağım arkadaşım da ayakları biraz şeyli olduğu için, taraklı şeyi, ayak tarağı büyük olduğu için 46 numara ona yetecektir. Sizin de bildiğiniz gibi Nike Off Court terlik 370-380 lira gibi bir fiyatı var ama bulabilirsiniz tabii ki. Bence yakında bunlar 450 lira falan çıkacak. Yani başka terliğe bakmayın arkadaşlar. O kadar güzel, o kadar harika ki bir senedir her gün giyiyorum. Kesinlikle daha şey olmadı, göçme olmadı. Mesela boostlarda bile bottoms out denir. Yani tükenmesi, o boostun artık özelliğini kaybetmesi çok giyersen. Ben bundan fazla giyeceğim bir şey yoktur. Artık şu iç renkleri değişti. Ona rağmen harika. Kendime de bir tane daha alabilirim. 45 numarayı bekliyorum kendimi almak için. Ama 46 numara aslında bir ayağıma denemek istiyorum. Bakalım nasıl, çok mu büyük olacak. Çünkü bu iç kısmı biraz petli olduğu için sıkışık. Bence zamanla güzel olabilir. O arkadaşım da bugün bize misafirliğe geliyor. Şöyle ona takdim etmeyi düşünüyordum. Biraz da o yüzden acele ettirdim seni, hani kargo açımı yapalım diye. Bu şekilde ikinci ürünümüz de buydu. Ve son olarak kargo videolarımızın yıldızına gelelim. Ah! Bu küçük adam da uyanmış. Temizliğe uyanmaz. Temizliğe gel. Temizlik yapmaya gelmiş. Ah! Ne yaptın? Evet, genelde biliyorsunuz ki kargo açımlarımızın yıldızları ayakkabılar oluyor. Fiyat itibariyle zaten çok normal. Arkadaşlar Nike Air Zoom GT Run ne zamandır almak istediğim bir ayakkabıydı ve bu GT serisi, işte GT Run var, Jump var, bir tane daha var galiba. Yani şu an isimleri çok aklıma gelmedi bir sene önce neredeyse çıktıkları için. Fakat Türkiye'ye sadece Run modeli geldi. 3 boy, işte guardlara yönelik ve forvetlere, pivotlara yönelik. Bu şu an forvetlere yönelik olarak çıkan ayakkabı ama tabii ki guardlar ve büyük adamlar da giyebilir. Çok da güzel bir kutuya sahip. Yaklaşırsam ne kadar kaliteli bir kutuya sahip olduğunu göreceksin. Mesela üst tarafı biraz daha mat ve kaymayan, alt taraf ise böyle direkt suyun sanki üstünden kayabileceği gibi. Biraz ışıkta yansıtmanız gerekiyor üstünde olan şeyleri görebilmeniz için. Ve değişik, farklı bir çift yönlü ok da var. Belki hem defans hem ofens manası olabilir. Çift yönlü oyuncular için bir ayakkabı şeyi olabilir. Ve şimdi sizlerle açalım. Çok güzel bir rengi aldım. Uzun zamandır bu tarz bir renk almak istiyordum. Bakalım sizler de beğenecek misiniz? Evet, tatlı bir kağıdını, poşetini açalım. Bang bang. Bu nasıl bir şey böyle? Çok değişikmiş. Evet, çok. Ekranda göründüğünden çok çok değişikmiş. Böyle altı da çok değişikmiş. Şeyde falan gördün mü Nike? Yok, şu an Türkiye'deki mağazalara bunlar gelmedi diye biliyorum. Belki İstanbul'da olabilir veya ilerleyen zamanlarda gelebilir. Bayağıdır Nike.com'da olan bir ayakkabı arkadaşlar. Ben de ne zamandır istiyordum. Sizler de bana çok sormaya da başladınız. Abi inceleyecek misin? Abi inceleyecek günlük misin? Mi? Ne ayakkabısı bu? Nasıl? Basket mi? Günlük? Basketbol ayakkabısı ama günlük veya işte spor salonunda da giyebileceğin çok farklı bir tip değil mi? Hı-hı. Yalnız ekranda nasıl gözüküyordu? Daha üstü pofidik zannetmiştim ben. Hı-hı. Üstü çok farklıymış arkadaşlar. Şöyle yanınıza koyayım. Sizler... Çok girintili çıkıntılı. Evet, çok girintili çıkıntılı, yumuşak. Farklı bir ayakkabı geldi. Normalde yastıklamasıyla çok ön plana çıkıyor. Görüyorsun Air Zoom tüm tabağında bildiğim kadarıyla Zoom Strobel var. Yani bu KD13, KD12, 14'lerde olan ve artık bence yastıklamanın tepesi, her ayakkabıya konması gereken bir yastıklama şekli.
Jordan 36'da da hem bu vardı hem farklıları vardı. Fiyat arkadaşlar 1880 mi 1890 mi? Yani 1900 liraya yakın çok pahalı bir fiyatı var. Tüm kargonun fiyatı da 3300-3400'e geliyordu neredeyse. Baya baya pahalı. Kargo ücreti ödememek için bunu sipariş ettim diyormuşum. Bir dakika, bu ayakkabı ne kadar dedin? 2000 liraya yakın bir fiyatı var yani 1900-2000 lira. Evet, çok pahalı ama elinize alınca gerçekten diyorsunuz ki hak edermiş diyorsunuz. Altı da React köpüğü bir de üstüne. Yani React köpüğü var, işte Zoom Strobel var, üstünde kullanılan çok daha kaliteli. Yani şuraya bakar mısın? Bunu yakından görmeniz lazım. Gerçekten resimler bu ayakkabıya adaletli davranmamış. Gerçekten çok daha farklı ve hani fiyatını ben şuraya görmüştüm. Yani bu ayakkabı fiyat eder mi demiştim internette. Ama şu an bakıyorum ki materyalleri harika. Biraz daha yakından bakın tabanıyla birlikte. Beraber materyallerini inceleyelim. Alt tabanı arkadaşlar oldukça sert. Hani dışarıda da oynanabilir ama tabii ki bu tarz bir ayakkabıyı dışarıda oynamayın 2000 lira verip. Şuraları çok sert bir plastik. Mesela buraya baktığınız zaman React köpüğüne dokunduğunuz için hele şurası bakın mesela hemen içeri giriyor. Çok rahat olacağını düşünüyorum. Günlük, koşu, spor her şeyde giyebilirsiniz. Şuraya bakarsanız Nike React yazıyor. Bilmiyorum görebiliyor musun kamerada ama çok net çıkmıyor mu? Evet, baya baya sağlam ve güzel bir ayakkabı arkadaşlar. Ve zigzaklarıyla React köpüğüne resmen bir dizayn vermişler. Fatigue is the enemy. Fatigue yorulmak demek. Fatigue diye okunur. Is the enemy. Yani yorulmayacaksınız. Bu ayakkabıyı giydikten sonra bombalar gibi basketinize oynayacaksınız, sporunuzu yapacaksınız diyorlar. Alt tabanın bu şekilde plastik oluyor olması tabii ki ayakkabıya güç verecek. Hem iç sahada hem de dış sahada ben şu an için oynanabileceğini düşünüyorum. Bayağı sert geldi. Uzun zamandır bu şekilde bir sertlikte dış taban Nike'den görmemiştik. Aynı zamanda dikkat ederseniz delik var. Peki sizce bu nedir diye sorsam, yastıklamanın genişlemesi için hem burada açıklık bırakıyorlar hem de ağırlığı azaltıyorlar. Çünkü genelde en ağır kısımlar arkadaşlar ayakkabının altı olur. Buradan ne kadar küçük parçalar sökebilirseniz ayakkabının ağırlığı o kadar düşmüş olacak. Genelde de hani çok ağır değil, çok hafif değil. 45 numara aldım. Genel benim Nike numaram biliyorsunuz. Altta şöyle B ne var orada görüyor musun? B1, B2 bir şey yazıyor. BB var, 21 yazıyor. Bu da mı aynı? 21 yazıyor. Big Baller Brand diyesim geldi. BB'yi görünce. Tabii öyle bir şey değil. Üst tarafa çıkıyoruz. Asıl farklılık demeyeceğim. Farklılıklara devam ediyoruz diyeceğim. Çünkü alt tabanından üstüne kadar her şey çok farklı. Bu bana neyi hatırlattı biliyor musun? Jordan serisini, yani Jordan 36'yı hatırlattı. Aynen öyle kaliteli ama bir o kadar da hafif ve geçirgen bir üst kısma sahip. Kimi kısımları gördüğün gibi daha farklı plastikler kaynatılarak biraz daha yapı verilmiş. Aynı zamanda da tabii ki bir dalgalı görünüş oluyor. Arkaya doğru gittiğim zaman Nike swoosh işaretleri üst tarafta plastikli, alt tarafta ise evet, içeriye şu geçmeli. Yapı Jordan vardı. Bu Jordan 34'te olan ve 36'da olan yapıyor. Şurası çok benziyor. Yani fiyatı 2000 lira. Jordan biliyorsun 36'da 2000 liraydı yaklaşık. Yani gerçekten harikaymış. Tabii şu an ayağımı giymeden konuşuyorum ama görüntü olarak arkadaşlar benden tam puan aldı. Özellikle şu çift taraflı renkte çok hoşuma gitti. Hem zigzaklı. Ben en güzel rengi aldığımı düşünüyorum ama yine yeni yeni çok güzel renklerde çıkıyor. Şuradaki Air Zoom damgası da çok güzel değil mi? Evet, kabartması. Diye kabartma yapmışlar. Hani materyalleri cidden kaliteli duruyor. Young mı yazıyor arka şeyinde, tutma yerinde? Evet, şuralara daha oralara gelemedik. Nike yazıyor, Beyond yazıyor. Ötesi. Beyond. Beyond, ötesi demek. Hemen arkaya doğru gittik. Şu bileklere bakalım. Bileklerde iç tarafta yok. Aa, çok ilginç. İç tarafta yok ama dış tarafta şu şekilde çıkıntılar. Bunu iç tarafta beklerdim. Aynı Jordan 35'te olan kısım gibi. Ama muhtemelen güzel bir bilek koruması olacak. Giydiğimiz zaman ayağımızda daha iyi anlayacağız. Şöyle üst tarafta dile bakalım ve bağcıklara bakalım. Hatta şöyle içindekileri de çıkartalım. Yavaş yavaş içine de gelmiş olalım. Arkadaşlar bağcıkları çok güzel duruyor. Ve bağcıkların şu içinde, yani dil yapısının üstünde bakar mısınız? Çok bir pedleme var, çok değişik. Tuş gibi. Tuş gibi veya bir kalem boyutunda BB yazıyor yine. Logosu ve zigzaklı çizgiler burada var. Yine dile geldiğiniz zaman da çıkıntılı tuş gibi aynı yapı var. Nike logosu. Pump şeyi. Evet, sanki Reebok pumplar oluyordu. Böyle şişiriyordunuz arkadaşlar. Buraya basınca ayak böyle şişiyordu. Onu hatırladım. Şöyle hemen dilin içini göstereyim. Dil bayağı bir şey, çubuk, şey, ince şey gibi, yufka gibi ya, öyle söyleyeyim. Şu an yemek de yapıyoruz ya. Burada greater than, beyond gibi şeyler muhtemelen söylenmiş. Deni görüyorum sadece. Büyüktür küçüktür işareti var bu arada. Şu bakarsan büyüktür evet, işareti. Ayakkabı mesajlarla dolu. Bayağı bir
detaylı incelemesinde bunları araştırıp sizlere detaylı performans incelemesi yapacağım. Aa, şu biraz daha açtığım zaman gördüm. Şuraya bakar mısın? Bir tane değil, üç taneymiş bu yapı. Yani üç tane. Evet. Ve hatta şurada dönüyor bak, şöyle U şeklinde. Muhtemelen bu bağcıkların sıkıldığı zaman ayağına zarar vermemesi için ekstra bir katman var. Mesela evet. LeBron 17'de hatırlarsın, bu şekilde bir yapı ayağına zarar veriyordu. Baktığım zaman da şöyle içine doğru biraz gelmeni rica edeceğim. Çok geçirgen, çok havadar. Aynı zamanda dil yapısı içeriye doğru. Yazı şuradan bağlı. Ha? Yazı evet var. Arkadaşlar siyah çok parlamıyor. Greater than yazıyor. Diğerinde de beyond mi yazıyor? Peace mi yazıyor? Üstünde şu an şey olduğu için. Evet. Çok şey yapamadım. Şurası simsiyah ama çok kaliteli. Oo, içi çıkıyor muhtemelen. Drop in midsole galiba. Arkadaşlar böyle bir ayakkabı yok. Çok ilginç ya. İçini şu an çıkartmaya uğraşsam mı aslında? Şöyle biraz parmağımı sokayım. Şurasını çıkartacağım, gel. Arkadaşlar şurayı görüyor musunuz? Bu da var ya. Kobiler'de tek yastıklama bununla veriliyordu, düşün. Ve muhtemelen bu faylon köpüğünden çok güzel bir yastıklama var. Şöyle içeriye bakarsan, içeriği görüyor musun? Burada zoom ünitesi, altında da react ünitesi. Arkadaşlar efsane bir ayakkabı olacakmış gibi hissettirdi bana şu anda. Ya yani fiyatını düşünmeden konuştuğum zaman harika olacağını düşünüyorum. Şu an giymek için de sabırsızlanıyorum. İstiyorsan eşofmanımızı giyelim, altına sonra bunu giyelim. Üstümdeki siyah tek fleece'le bakalım nasıl oluyor. Mavi siyah. Mavisini giyeyim. Mavisini mi giyeyim? Hı, yani içeri tekrar git gel yapmak istemedim. Ben merak ettim renklere uyacak mı diye. Şu an ayakkabı benden tam puan aldı. Tam bir basketbol ayakkabısı olacak. Jordan 36'ya rakip bir ayakkabı olacakmış gibi diye düşünüyorum. Hadi şimdi giyelim. Evet şöyle. İlk önce bir terliğe bakalım. Eşim çok büyük olabilir dedi. O bana bile harika. Vermesem mi? Misafir terliği yapalım bunu evde. Yalnız iyiymiş. Kendime bir tane daha alacaktım zaten aslında. Bunu vereyim, kendime bir tane daha sipariş ederim. Kargo parası ödememek için, yanlış anlaşılmasın. Ama harika bak, mesela arkadan çıkıyor. Ama ben yani terliğimi fit giymeyi seviyorum. Mesela şunu da bu ayağıma giyeyim. Bu arkadaşlar 44, bu 46 numara. Mesela ben böyle tam fit giymeyi seviyorum. Bence çünkü 45 almalısın biraz. 45 yok ama, yani şey kalmıyor, hiç yok. Bütün numaralar var, 45 yok sadece. 45 alırsam daha güzel olabilir ama ben mesela biraz mesela koşuyorum, eklemle oynuyorum ya. Böyle bir şeyde çok ayağım zing zang olabilir. Hani ben içinden çıkabilir. Ben terlikte bol seviyorum. Birçok insan öyle. Dolayısıyla arkadaşıma çorap giyiniyorum, kalın çorap şu bu. Aynen. Evet, arkadaşım da böyle büyük giymeyi sevdiğini söylemişti. Muhtemelen beğenecektir. Ayakkabı da Aysin'den güzel bir hediye olacak bence. Şöyle. Bence de çok tatlı bir hediye. Ne diyorsunuz? Evet, kutusuna da koyalım. Kutusuna koymadan böyle verebiliriz. Bence kutusuna koy. O zaman niye bunu bana taktırdın? Doğru, pardon. Evet, şimdi sıra gelsin ayakkabımıza. Evet, nasılmış? Evet. Sushi. Bizde kız. Kameraların vazgeçilmesi sushi. Yalnız bazı kısımları çok dar gibi geldi bana. Şey, 45 numara almama rağmen acıtan mesela şuraları, şuraları çok acıtan bir tipte. Orası pek hoşuma gitmedi. Jordan 36 mesela pamuk gibiydi. Bir de yastıklamaya ihtiyaç duydum. Mesela şunlar, şu olay içeride olmalıydı bence daha çok. Var ama çok küçük küçük mesela. Bakarsanız arkadaşlar, mesela sadece şurada. Şuralara da koysalar ya, veya şuralara. Değişik. Ama çok okkalı. Var ya, tabandan oluşuyor sanki ayakkabı. Şu an öyle hissettim. Evet. 45 numara bir ayakkabıya göre küçük görünüyor. Ama şu an ayağımın önünde boşluk bile var. Niye küçük görünüyor bilemedim. Topuklu ayakkabı olunca olabilir, olabilir. Görüntüsü nasıl? Görüntüsünden pek konuşmadık. Ben beğeniyorum. Tatlı, güzel. Bir hani koşu ayakkabısı, sen dedin ya basketbol ayakkabısı. Anlayamadım tam. Evet, React ayakkabılarını andırıyor. Epic React'ları. Koşu, yürüyüş ayakkabılarını andırıyor gerçekten. Evet. Bakalım nasılmış. Çok ilginç. Arkadaşlar, yani böyle aşırı zıp zıp değil şu an ilk kademede. Aslında aşırı zıp zıp da. Yani buna alışmak biraz zaman alacak diye düşünüyorum. Çünkü ayağınızın bastığı yer sert. Ama onun altı çok yumuşak. Onun altı da React köpüğü. Değişik. Şöyle bir halıya basmadan geçeyim şu tarafa. Evet. Nasıl görüntüsü? Yani güzel görünüyor. Gayet. Bomba bir ayakkabı.
Gerçekten bomba. Bir tık daha kalın bir çorapla giymem gerekiyor şu an. Benim her gün giydiğim. Evet, bir ayağın sanki içeride hareket ediyor gibi. Bir tık daha kalın çorapla giyeceğim. Zaten bunlar da biliyorsunuz detaylı performans incelemesinde. Bu arada şeyine de. Ha evet. Outfit'ine de bir bakalım. Aynen öyle. Böyle oldu. Üstünde de bahsetmiş olduğum şeyle giydik. Bakalım kombin nasıl olacakmış. Tamamladı kombini. Şuranındaki renk de mi? Aynı. Evet. Siyah da varmış, içinde varmış falan. Siyahla da güzel gidiyor zaten ya bu üstü. Aynen. Evet, gayet güzel oldu. Ayakkabı gerçekten bomba arkadaşlar. Görüntüsünü sizler de sevdiniz mi? Yorumlara yazın. Almak isteyenleriniz oluyordu. Belki indirime girme olasılığı var ama şu anki dolar kurlarını da görünce bindirime girme olasılığı da var. Kesinlikle keyif alarak güzel açtığım kargolardan biri oldu. Sizler de beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Detaylı incelemesini yapacağım. O yüzden bu kargo açımlarında genelde ilk izlenimlerimi veriyorum. İlk izlenim olarak çok rahat, üst kısmı yok gibi, aşağısı ise çok güçlü, sanki tabandan oluşan bir ayakkabı izlenimi veriyor. Kesinlikle keyifli olacak, güzel bir basketbol ayakkabısı olacak. İnanılmaz bir yastıklama ama aşırı aşırı zıp zıp değil, daha dengeli ve rahat bir yastıklama var. Çok geçirgen, çok havadar, kalın çorapla giyilecek ve harika performans sergileyeceğiniz bir ayakkabı olacak. Bekleyişte kalıyorsunuz. Bana bir 2-3 hafta veriyorsunuz. Ben de detaylı fikirlerimi aktarıyorum sizlere. Abone olmayı unutmayın. Bir sonraki güzel videolarda görüşmek dileğiyle. Ayakkabı da işte bugünlük out. Bayılıyorum böyle kargolara ya.